Arkadaşlar selamlar. 15.5.0 patch notlarını çekmiştim geçen gün. Ben videoyu çektikten hemen sonra Battle State Games yayına girip bazı değişiklikler, bazı eklemeler yaptı. Hem bu patch içerisinde hem de bir sonraki gelecek patch içerisinde önce videosunu bir izleyelim hep birlikte. Arkasından da benim indirdiğim bazı görseller ve kendim için önemli bulduğum noktalar var. Onları kısaca anlatayım. Part 1 videomuz ve Part 2 videosu birleştiği zaman ok gibi olsun, eksik kalmamış olun. Bakalım neler olmuş. Первые симптомы появляются уже в течение часа после заражения. У человека наблюдается озноб, температура повышается до критической отметки, появляется зуд в районе вен. Многие пациенты расчесывают кожу до крови. Отмечается спутанность сознания, вспышки агрессии, дегидратация. Зараженные с трудом способны говорить. Пациенты беспокойны, не могут отдыхать, постоянно двигаются. Зафиксированы случаи аутоагрессии. Videoda da gördüğünüz gibi oyuna zombileri eklemişler. Ama bu zombiler kalıcı olarak gelmemişler. Sadece etkinlik boyunca olacaklar. Etkinlik ne kadar sürecek diye soracak olursanız hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle yılbaşına kadar falan bir zombi etkinliği ve içerisinde farklı şeylerin olduğu. Yani buna benzer aklınızda olsun, oyuna bir girerseniz içerideki zombileri görün. Ufak tefek eklemeler yapacağım. Zombi vurmak ne kadar eğlenceli olabilir? Gerilir miyiz? Gerilmez miyiz? Kendiniz düşünürsünüz. Arkamdan geliyorlar. En azından benim hoşuma gitti. Ya ben bu oyunu 5000-6000 saat civarlarında oynadım. Uzun süredir bu kadar heyecanlanmıyordum. Buradan sonra ekleyeceklerimizde hem bu patch'in içerisinde olanlar var hem de bir sonraki patch'in içerisinde olanlar var. Bazı recoil değişiklikleri, kamuflaj değişiklikleri, haritaların bölgelerinde değişiklikler oldu. Kısaca bunları görseller üzerinden anlatmaya çalışacağım. Umarım eksik bir yer kalmaz. Hadi bakalım. Burada bir adet shotgun'ımız var. Bu shotgun'ı diğer shotgun'lardan ayıran bir özelliği var. Bu abimiz otomatik olabiliyor. Otomatik derken gidip böyle M4 HK'lar gibi yüksek RPM'de 850-900 RPM'de pırırt diye bir şey düşünmeyin. Mouse'un sol kliğine basılı tuttuğunuz süreçte patır 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 bütün mermilerini atıyor. Olayı o. Burada bir tane MPX'imiz var. Normalde oyun içerisinde SIG MPX'ler vardı zaten. Eklenti konusunda birazcık dardı. Büyük ihtimalle bu gelecek olana çok fazla eklenti takıldığı için daha eğlenceli bir kısma geçer ve bu daha çok kullanılır. Bunun adı MPX Sauger ya da nasıl söyleniyorsa öyle bir şey olacak. Güzel duruyor. Benim hoşuma git. Çok oynar mıyım? Pek sanmıyorum. Bu görsel arena
oynamadan ben oyunun içerisindeki sis bombasının çok kötü olduğunu düşündüğüm için Tarkov'a gelmesini çok istiyorum. Umarım arenada tutar ve Tarkov'a da gelir. Çünkü gerçekten efektif bir şekilde kullanılabilecek bir bomba türü. Kapının önüne birisi pustuğu zaman kapının önünden çıkamıyoruz. En azından düzgün bir sis bombası olursa birazcık ya bize oyun oynama alanı verir. Benim hoşuma gittiği için ekledim bunu. Bu bir 5.56 şarjörü. M4'te, HK'da onlar da kullanabiliyorsunuz. 50 sağda 50 solda yüksek mermi kapasitesi eşittir çok düşük ergonomi demek. Çok fazla PvP yapan oyuncuların tercih edeceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Keyfine düşkün adamlar bunu kesin bir kullanacaktır. Ben de bir iki kere kullanırım. Görsel olarak da bu Call of Duty'de falan vardı. Benim hoşuma gidiyordu zaten. Uzi Drum Mag 9.19 olması lazım Uzi'lerin mermi tipinin. 9.19'da gene dediğim gibi yüksek mermi kapasitesi eşittir düşük ergonomi. Ya Uzi'lerde belki çok büyük etkisi olmayabilir. Zaten ergonomileri çok yüksek oluyordu. Ki bir noktada toparlar. Hem de çok hızlı attığı için Uzi Pro'lar en yüksek RPM'lerden bir tanesi. 1100'lerde olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de böyle bir abimiz var. Bazuka ne alaka lan bu oyuna çüş. Zaten hareket edemiyorduk diyorsunuzdur. Katılıyorum. Bazuka gerçekten ne alaka ama oyuna renk katacağını düşündüğüm için gelmesini de sabırsızlıkla bekliyorum. Zaten bir saniye içerisinde patlayan, bir saniyeden daha sürede patlayan, zemine dokunduğu zaman patlayan bombalar var. Neden bir bazukada olmasın ki dedim. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz. Bu birazcık kavgaya açık bir konu. Oyunu keyiflendirecektir. Lan ne oluyor derken heyecanla yatacak bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum. Benim de işime gelecek. Künyelerimizi değiştireceğimiz prestij level'larını belli eden. 60 level'sın kappa aldın ortadaki yeşili veriyor. Kappa almadın 60 level'sın sağdaki griyi veriyor şeklinde. Tabii neye göre olacağını bilmiyorum. Şu an faraziyi konuşuyorum. Bence künyelerde bu tarz değişiklikler güzel olacak. Burası custom'ın içerisindeki bir bölgenin değiştiği kısım ama büyük ihtimalle graffiti dediğimiz graffiti'nin yan tarafındaki bina olması lazım. Graffiti dediğim yer neresi? Intel binası var. Intel binasının yan tarafındaki kapıları açılmayan tankerinden saat aldığımız tankerin hemen yanındaki bina. Custom'ın en dar koridorlarından bir tanesi. Koridor büyümemiş. Koridorun içerisinde oynanabilir alan yapmışlar. Bence burası çok güzel olacak. İçeride bir tane görsel var şurada fark ettiniz mi bilmiyorum. Dışarıyı snipliyor. Bu camlardan dışarıya bakmak oyunun gidişatını, oyunun akışını etkileyecektir. Bence güzel bir rework olmuş. Kapalı kısımların açılması. Burası da graffiti dediğim yer. Burayı biliyorsunuzdur zaten. Intel'den koştuğunuz zaman geçtiğiniz yer. Burası da oranın üst katı. Yani kaç katlı olduğunu tam olarak kafamda çizemiyorum. Çünkü bina bayağı büyük bir bina. Burada 3 kat gibi gözüküyor. Ya bu bina açılacak işte. Sol taraf graffiti dediğim yer. Sağ tarafta o açılacak olan binanın olduğu yer. Burası tahminimce 1011 çıkışı. İçerinin sadece genişliği ve aydınlığıyla alakalı değişiklikler olmuş. Bir de ceset vardı galiba. O ceset yerine oraya bir tane Tere Group neyse ondan koymuşlar. Burası tahminimce Skev Checkpoint noktası. Ya buradaki değişiklik bizi çok etkiler mi? Zaten içeride herhalde 1-2 bomba, silah, mermi kutusu falan vardı. Başka da bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Bu görselde de mesela ben değişikliğin nerede olduğunu anlamadım. Kastım uzun süredir oynamadığım için mi oluyor bu bilmiyorum ama yani çok bir değişiklik hissetmedim. Kum torbası biraz daha düz gidiyordu da böyle Z değildi. Burayı birazcık daha cephe gibi almış. Bilmiyorum, şu an sıkıyor muyum bilmiyorum. Elektrik bastığımız binanın iç tarafı olabilir. Burayı gerçekten çok fazla değiştirmişler. Kapının tam önünde foklif vardı. Elektriği açıyorduk. İnşaatın içerisinden çıkıyorduk. Bu bölgede oraya benziyor. Orası değiştirilmiş halde. Üst katı falan da var çünkü. Büyük ihtimalle oradan da inşaat kesiliyor. Birazcık farklı bir tasarım olmuş. Bu dediklerimden %100 emin değilim. Tamamen görseli bir yere sığdırmaya çalıştığım için böyle bir yorum yapıyorum. Yani fena durmuyor. Aydınlatması daha doğrusu çok güzel olmuş bence. Bilmiyorum. Eski hali de bu arada güzeldi ya. Birazcık kaotik bir hava veriyordu. Bu da fena değil bence. Arkadaşlar bu konu burayı biliyorsanız yani kafanızda bir yer çizebildiyseniz bana da söyleyin. Bu iki arkadaş da kış peçiyle birlikte gelecek olan beyaz kamuflajlar. Oyunun dengesini değiştirir mi? Biz gidiyoruz ne giyersek giyelim vuruyoruz ediyoruz falan diyeceksiniz büyük ihtimalle. Kar yağdığı zaman bence bu kamuflajlar iş görecektir diye düşünüyorum. Birçok insanın da hoşuna gidecek bir değişikliktir. Bunlar önümüzdeki peçin içerisinde gelecek kış mevsimiyle birlikte. Burada da bir adet sniper'ımız var. Görüntü olarak DVL'e çok benziyor. Şöyle güzel bir fark var. 338 la puan mek kullanıyor. 338 la puan mek kullandığı zaman ne oluyor? Oyunun en delici mermisini atabiliyor. Yani göğüsten tek atabilecek bir mermi türü. Silahın da ergonomisi çok yüksek olacak gibi. Bence başarılı bir silah olmuş. Ellerine sağlık. Kendimce ayıkladığım görseller bu kadar. Benim önce anlatmak istediğim şöyle bir şey var. Ufacık minicik bir recoil değiştirmişler. Farkı anlayabilmeniz için oyunda kendi elime Scar aldım. Şu anki haliyle bir sıkacağım. Bu patch geldikten sonra ki Scar ve ondan sonraki silahların videosunu birlikte izleyelim. Kendiniz yorumlayın. İlk başta tekli birkaç tane sıkıyorum. Şimdi tarıyorum. İyi seyirler.
Ya eksik bir şeyler illaki vardır ama benim için önemli olan noktaları bunlardı. Bu da çok önemli dediğiniz bir şeyler olursa söylerseniz onları da eklemeye çalışırım. Benden bu kadar. Umarım öğretici eğitici mükemmel bir video olmuştur. Öğretici eğitici değil de tamamlayıcı diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.